Herkese merhabalar, yine bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Güzel sorular geldi, önemli konularda sorular geldi. Lanzine transferi soruldu, Saisun durumu ne olacak dendi. Çok fazla merak eden bir kara duvar projesi var Beşiktaş'ta, Vodafone Park'ta. Kale arkasının koltuklarının sökülme projesi var, taraftar çok merak ediyor. O soruldu, Denbaba ile yapılan işbirliği soruldu, e, Yorgias'ın üçlüsü soruldu, Aziz Yıldırım tekrardan döner mi diye soruldu. Transferler soruldu. Birçok konu. Ceyhun Kazancık soruldu. Birçok konuda güzel sorular geldi. Ben de muhataplarını arayarak ciddi bir telefon trafiği yaparak bu soruların cevaplarını vermeye çalıştım. Hadi başlayalım. YouTube ve Instagram'dan gelen soruları cevaplıyoruz. İlk soru Enver Karahan Tayip Talayı soruyor. Tayip Talay ciddi bir şekilde sakatlandı. Geri kalan bölümde olmayacak. Onun yerine Şenol Güneş kimi tercih edecek? Sais mı yoksa Berinton mu? Yani tabiri caizse bomba diye e, bahsettiğimiz Beninton mu diyor. Dezavantaj olmaz mı Sais sonrası? İki tane sol ayaklı şeklinde biraz sağ için ilgilendiren teknik bir soru. Şimdi Sais konusunu net bir şekilde anlatmak lazım. Sais ile hoca arasında biraz soğuk rüzgarlar esiyor diyebiliriz. Yani e, onu asla oynatmayacağım demiyor ama özellikle ilk geldiği dönemde Sais'in performans çok yüksek olmayınca Dünya Kupası arasında e, bir aralarında bir soğukluk oldu ve hoca Sais'in aidiyet problemi olduğunu söyleyerek bunu da oyuncunun yüzüne söyledi ve İkili arasında bir soğukluk oldu. Daha sonra bu durum yüzünden, sayısın beğenilmeme durumu yüzünden de oyuncu ayrılmak istedi. Nottingham Forest'tan bir teklif geldi. Son güne kadar orası için uğraştı ama olmadı. Takımda kaldı ama mental bir kopuş yaşadı. Daha sonraki haftalarda biliyorsunuz zaten koli geldikten sonra hoca onu uzun süre yedek bıraktı ki hala yedek bırakmaya devam ediyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ta oyuncu arasında biraz mesafe açılmış vaziyette. Bundan sonra ne olur? Şimdi açık konuşmak gerekirse ben Wellington'la aynı cümlede bile kullanmam sayısı. Sayısı çok daha kariyerli, premierlik geçmiş olan, dünya akmasında altın karmaya girmiş bir oyuncu. O yüzden de stoper anlamında, isim anlamında Wellington'un çok çok daha önünde. İki tane sol stoper sıkıntı oluşturur mu? E çok tercih edilmiyor dünya futbolunda. İki tane sol stoper elbette problemli bir durum ama ne olursa olsun eğer orada Wellington'la oynama ihtimali veya Sayısın oynama ihtimali diye sorulursa elbette bence Sayısın oynaması lazım. Hocanın da bu yönde bir tercihte bulunacağını sadece tahmin ediyorum. Çünkü normal şartlarda bir türlü ikili arasında beklenen frekans olmadı. Tabi bu durumdan dolayı da sezon sonu gitme ihtimali kalma ihtimalinden daha yüksek. Yani eğer bu diyalog düzelmezse büyük bir ihtimalle sezon sonunda gidecek gibi gözüküyor. Gelecek sezon planlamasında olmayacak gibi gözüküyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Bence ne olursa olsun orada her ne kadar Necipler de çok iyi oynasa da her ne kadar bu tip maçlarda etkili oyunlar sergilese de normal 11 çıktığında stoperde bazı oda sıkıntılar yaşadı. E da aynı şekilde bence problemli bir oyuncu. Ben hocanın sayısı tercih edeceğini geri kalan haftalarda düşünüyorum ama sezon sonunda Sanki yollar ayrılacak gibi bir hava var. Mureka ile ilgili sorular gelsin ekrana hemen. Burak Türk Yılmaz sormuş. Yunus Günel 19 sormuş. Şimdi Muleka seneye forvet takviyesi olacak mı? Mureka ile devam edilecek mi? Diğer soruda Mureka'nın potansiyeli olan bir oyuncu Şenol Güneş henüz parlatamadı. Bunun e, sebebi nedir? Şeklinde bir soru da gelmiş. Şimdi Muleka mutsuz. Mureka özgüvenini kaybetmiş vaziyette. Muleka'nın çok fazla keyfi yok. İstediği performansı bir türlü sergileyemedi. Ama onun durumu saysan biraz daha farklı. Çünkü hoca Muleka'yı tutuyor. Yani hoca aslında Şenol Güneş Muleka'yı beğeniyor. Hatta hatırlayın ilk geldiğinde Cedric Bakan bu kadar güçlü demişti ki o da biliyorsunuz La Liga yaptı. Yani hocanın beğendiği, önemsediği bir oyuncuydu ancak bir türlü bekleneni veremedi. Bekleneni veremedikçe daha da onun performans düştü. Özgüveni azaldı ve iş bu noktaya geldi. Biraz da bunun en büyük sebebi oyuncunun bir türlü kendilerini oynayamaması. Bu da normal. Büyük takımda bunlar yaşanıyor. En önde Vegors oynadı. Vegors varken Muleka'yı en öne atmak kolay değil. Muleka biraz ileride oynayan oyuncu. Şimdi baktım ben de rakamlarına. 67 kez forvette oynamış. 30 kez kanatlarda oynamış hayatı boyunca. Ve bu 30 kezin 20'sini Beşiktaş'ta oynamış. Yani bu oyuncu zaten ileri uç oyuncusu. Kanatlarda az oynamış. Beşiktaş onu kanatlarda oynatmaya çalıştı bir türlü oyuncu başarılı olamadı. E tabi tribün tepkisi, uğultu, kamuoyu vesaire derken oyuncunun özgüveni azalmış vaziyette. Gelecek sezon planlamasında olur mu bu şartlarda pek olacağını zannetmiyorum. Şöyle bir artısı var Beşiktaş'ın. Oyuncu genç ve potansiyeli var. Yani oyuncu hala şu anda teklifler sezon sonu için geliyor. Ben Beşiktaş'ın bu transferden çok fazla zarar edeceğini düşünmüyorum. Yani sezon sonunda eğer oyuncu yollar ayrılma ihtimali olursa ki şu an iş ona doğru gidiyor. Ee, Beşiktaş'ın ben zarar edeceğini düşünmüyorum. Çünkü teklifler daha şimdiden teklifler olduğunu biliyorum. Üçüncü soru Osman Aslan'dan gelmiş UEFA konusu Beşiktaş bu puan silme konusunda UEFA'ya gidecek. Benim bildiğim UEFA sadece öneride bulunabilir şeklinde bir soru sormuş sevgili Osman. E, doğru biliyor. Şimdi UEFA konusunda asli bilgiler net. UEFA biz federasyonların iç işlerine Karışmıyoruz diyor. Belli başlı konular dışında işte şikeymiş işte parayla ilgili konular dışında çok fazla bu işlere UEFA girmiyor. Beşiktaş sembolik olarak tabii ki bir dosya hazırlayabilir. Bu dosyayı UEFA'ya gönderebilir. Kendi yaşadığı haksızlıkla ilgili derdini anlatabilir. UEFA'nın yapacağı en fazla TFF'yi arayıp ne oluyor diye sormak. Yani bir tavsiye kararında bile bulunmayabilir. Çünkü TFF ve UEFA aynı zamanda partner. Buraya atlamamak lazım. Şimdi bakın Avrupa'ya. En büyük kulüpler Juventus'undan tutun işte Chelsea'ye kadar UEFA tarafından cezalandırılıyor. Bazen federasyondan onay alınıyor. Bazen federasyondan bilgi alınıyor ama neticede büyük kulüplerin hepsi ceza alabiliyor. An ancak hiç e ceza alan federasyon gördünüz mü? E çok yok çünkü futbol ritüelinde, futbol rajonunda diyeyim ya da futbol kurallarında bir kulübün kendi federasyonunu UEFA'ya şikayet etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bununla ilgili şikayeti olsa bile UEFA çok fazla bunu dikkate almıyor. Bu yapısal bir durum çünkü UEFA ile TFF işbirliği halinde. Bunlar takım arkadaşı daha doğrusu takım arkadaşı olduğu için alttan gelen kulüplerden gelen ceza şikayetleri çok ciddiye almıyor. O yüzden de Beşiktaş bununla ilgili sembolik bir şikayet yapabilir ama bunun bir yaptırımı olacağını ben düşünmüyorum öyle bir ihtimal yok. Daha da açık konuşayım. Yani UEFA'nın hayır kardeşim puanlar silinecek deme ihtimali yok. Bu tamamen federasyonun Kararı bunu da buradan söylemiş olalım. Dördüncü soru MK başkanı ile ilgili, Sayın Lale Orta ile ilgili. İleri üçü izlemiş sevgili Ulaşcan Demir ve şunu soruyor. İleri üçüyle biliyorsunuz. Bir açıklama yaptı Lale Orta ve dedi ki bundan sonra isterseniz 17 tane hoca sevmedikleri, rahatsız oldukları, istemedikleri pozisyonları ikişer tanesini bize söylerler, biz onları MYK'ya çağırırız. Burada anlatırız. Şeffaf bir ortam oluşur şeklinde bir tek, teklifte bulunmuşu. Ben de çok korkunç demiştim. Neden korkunç? Ya şimdi şöyle bir gariplik var. Hocalar çağrılacak. 17 tane hoca var. Hepsi ikişer tane pozisyon seçecek. Gidecekler MYK'ya. Orada yanlışlar anlatılacak. E bunun bir faydası nedir? E bunun Türkiye'de şu pozisyon yanlış, şu pozisyon doğru denmesinin bir faydası var mı? Örneğin Donkun pozisyon, Lale Orta orada yayıncı kuruluşta bir diyaloğa girip pozisyonu açıklamaya çalıştı. Yöntem zaten yanlıştı ama ne oldu? Büyük alay oldu. Galatasaray tepki gösterdi. Fenerbahçe onu savundu. Bir sürü karmaşa oldu. E gelelim yakın örneğe. Halil Umutmeler yanlış yaptı dedi penaltı pozisyonda. Var hakemi yanlış yaptı dedi. Sonuç e ee, yani yanlış yaptı ne oldu? Daha da büyük infial oldu. Beşiktaş daha da öfkelendi. Diğerleri ona tepki gösterdi. Ya bu yanlış yaptı demenin manası yok ki. Cezayı veriyor musun sen? Sen orada ceza vereceksin. Sen orada yaptırımını güçlü uygulayacaksın ki bu yanlış yaptı demenin bir anlamı olsun. Yanlış yaptı. E tamam yanlışları söylemekle yanlışlar düzelmiyor. Öyle bir problem var. Yani MHK'nın bunlara vakit harcaması bence gereksiz. MHK'nın hakemlik sistemini değişmesi değiştirmesi lazım. Hakemlerin liyakata göre seçilmesi lazım. Hakemlerin performansı göre seçilmesi lazım. Hakem eğitmenlerinin değişmesi lazım. Hakem eğitim tedrisatının değişmesi lazım. Ya Yoksa Halil Umut Meler hatalı, işte Yaşar Kemal Uğurlu hatalı, öbürkü hatalı. E sonuçta hatalı deyince düzeliyor mu? Düzelmiyor. Bu işlerin düzeltilmesi lazım. Öyle ayda bir bütün hataları söyleyerek bu işin ben düzeleceğini düşünmüyorum. O yüzden de korkunç bir teklif demiştim. Beşinci soru Berkay D'den gelmiş. Aziz yıldır mı soruyor. Fenerbahçeli bir taraftar büyük bir ihtimalle. E, tabii çok büyük bir başarısızlık var ortada arkadaşlar. Yani Berkay'ın sorusu üzerinden şunu bir hatırlatmakta fayda var. 4 yıldır hiçbir kupa alamayan bir Fenerbahçe var ve 80 tane transfer yapmış. 7-8 tane hoca değiştirmiş. Ve Aziz Yıldırım da unutmayalım çok önemli bir figür Türk futbolunda. E, tesis anlamında, transfer anlamında, oyuncu çok büyük oyuncuları getirme anlamında, federasyonlarla, kadarla girdiği mücadeleler anlamında bir sembol olmuş bir isim. Ve bu tip başarısızlıklarda Fenerbahçe taraftarının geçmişe dönüp Aziz Yıldırım'ın tekrar hatırlaması ve onu gündeme taşıması gayet normal. Ee, tekrar aday olmasını istemesi ki görüyorum sosyal medyada özür dileriz Aziz Başkan falan diye tweet'ler çok fazla atılıyor. Gayet normal ama şunu unutmamak lazım. Aziz Yıldırım artık 71 yaşında ve tekrardan bu kavganın içine girmek ister mi? Bu kaos ortamının bu işte hakemle, taraftarla, rakiple çok fazla mesai harcadığın ve enerji harcadığın bir ortama Aziz Yıldırım girmek ister mi? Bu ciddi bir soru işareti. İkinci önemli nokta bu bilgi ailesi bu işe çok sıcak değil. Çünkü geçtiğimiz aylarda çok ciddi bir ameliyat geçirdi, kalp ameliyatı geçirdi ve sağlık olarak da artık stresten uzak durması gerekiyor. Dolayısıyla kulüp başkanlığı demek, e stres demek, e, kavga demek, e münakaşa demek. Ailesi de o yüzden de bu başkanlık Hikayesine çok sıcak değil bunu istemezler böyle bir durum zaten söz konusu şu anda değil ama böyle bir durum olursa da ben çok sıcak olacaklarını düşünmüyorum. Bir kere kongrede gireceğini düşünmüyorum yani bir yarışmalı kongre işte Üç tane aday var bir de Aziz Yıldırım aday olmuş falan çok sanmıyorum artık bu saatten sonra çok orada oranın simge başkanlarından bir tanesi Aziz Yıldırım o yüzden de ben çok geri döneceğini aday olacağını zannetmiyorum tek bir ihtimal var bana göre Aziz Yıldırım ilgili hiçbir aday çıkmazsa, bütün adaylar birleşip Aziz Başkan geri dönderlerse, derlerse, taraftar toplanıp işte giderlerse ve onu çağırırlarsa, hiç ortada aday olmazsa belki o zaman bir ihtimal dönebilir. Ama onun dışındaki şartlarda işte ki birçok aday olacaktır yine Ali Koç bir kongreye giderse veya kendi bu yarışa girerse tekrardan. Ama onun dışında ben Aziz Yıldırım'ın tekrardan Fenerbahçe'ye başkan olarak döneceğini tahmin etmiyorum. Yıkamba Enteresan bir soru sormuş. 4-2'lik derbi galibiyetten sonra istifa sesleri azalır mı demiş. Nur Çebi yönetimi rahatladı mı demiş. E rahatladı. Açık konuşmak gerekirse büyük bir pansuman oldu bu. Çünkü sadece yönetim için değil takım için de öyle. Ciddi bir özgüven kazandı Beşiktaş bu galibiyette. Üzerindeki o ölü toprağında atmıştır diye e, tahmin ediyorum. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. 1-2 maçta bağırınca istifade yönetimler gitmiyor. Bu hikaye öyle değil. E, bunun bir şiddeti var. Yıldırım Demirören'e 3 yıl bağırdı Beşiktaş taraftarı. Fikret Orman'a 1,5 sene bağırdılar paralar nerede diyor. Öyle 3 tane maçta bağırılınca bu işler böyle yönetimler falan değişmiyor. O yüzden de Beşiktaş taraftarı 2-3 maçtır bir tepki koydu. Doğru 2-3 maçtır e, kızgınlığını ifade ediyor. Belki de 4 maçtır ama çok da böyle ortalığı yıkacak çok da ne olursa olsun gitsin modu yok bence statta. O tezahüratlar da zaman zaman oluyor zaman zaman olmuyor. Belli gruplar yapıyor belli gruplar yapmıyor. O yüzden de bu derbinin de ben tabii ki o istifa çağrısına etkileyeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki hafta işte bu Giresunspor Spor mesela karşısında alınacak bir 3 puan iyi skor alınacak bir 3 puan da artık istifa istifa çok fazla olmaz. Olsa da çok cılız olur. Ondan sonra Beşiktaş seri galibiyet yaparsa ben açıkçası o tezahüratın kaybolacağını düşünüyorum. Ama tam ters senaryoda var. Beşiktaş üst üste yine puan kayıpları yaparsa yine yönetime tepki olacak da. Çünkü istifa tezahüratı biraz diş macunu gibi. Yani o macundan çıkan tüp gibi geri girmesi pek kolay değil. İstifa tezahüratını geri döndürmek için takımı şampiyon yapmak lazım. Bunu yani bu, bunu çok net söyleyebilirim. O yüzden de Sayın Ahmet Nurçebi'nin işi zor. Gelecek sezon kalacaksa ki kalacak gibi gözüküyor. Gelecek sezon iyi bir kadrosu iyi bir kadro kurması ve şampiyonluk kadrosu kurması lazım diye düşünüyorum. Yedinci soru. Ceyneli sormuş. Derbi zaferini sormuş. Efsane bir derbi zaferi ama 3-4 kişinin ekstra performansının sonucunda oldu diyor Ceyneli. Katılıyorum. Şampiyonluk hayali için yeterli mi diyor. Ya zaten bir maçta her şey düzel demek çok artık hayalperest. Yani çok acayip tarihi bir maç yaşadı Beşiktaş ama sorunları aslında düzelmedi. İlk yarıda yine üretemeyen bir Beşiktaş vardı. Zaman zaman sıkıntılar yaşayan Beşiktaş vardı. Ve tabii ki çok ekstra bir Redmond performans vardı. Diğer Türkiye'de dünya futbolunda 45 dakikada oyuna girip 45 dakikada 3 asist bir gol yapan oyuncu çok fazla yok. O yüzden de ekstra performanslar, Cenk'in performans falan çok fazla ekstrası olan bir maçtı. Ama tabii ki belli başlı sorunları özgüven gibi daha iyi işte psikolojik anlamda mental anlamda daha ileri gitmek gibi belli başlı sorunları çözecek bir galibiyet olabilir. ama o maçların hikayesi farklı. Yani bu maçta beraber Beşiktaş çok düzeldi. Artık yürüyecek demek mümkün değil. Bir bakmak lazım Giresun maçı ne olacak falan diye. Şampiyonlar gelince puan farkı 11. Şimdi kalan maç sayısı da 8 ya da 9 olması lazım. E bu kadar az mesafede 11 puanı kapatmak kolay değil. Üstelik önünde bir de bir rakibin daha var. Fenerbahçe her ne kadar demoralize olsa da senin önünde. O yüzden de puan silinme de olmayacağına göre şampiyonluk çok zor bir ihtimal. Yani Galatasaray'ın çok fazla üst üste puan kaybetmesi lazım. Vodafone Park'a gelecek. O maçı kaybetse bile yine puan farkı hala 8 ve sayı azaldı. İki tane maç gitti. Hatay ve Antep maçları gitti. O yüzden de 2 iki maç gittiği için de onlar da birer işte bir imtihandı sonuç itibariyle. Onlar da önemli maçlardı. Mesafe kısaldı. Çok zor. Olur mu? E, futbolda bir sürü şey var. Mucizevi bir sürü hikaye var. Olabilir ama bu arada Beşiktaş'ın da çok net seri yapması lazım. 8'e 8 yapması lazım. Galatasaray'ın da puanlar kaybetmesi lazım. Çok kolay değil. Çok düşük bir ihtimal ama futbolda bu tip mucizeler var. Her şey olabilir. Ben oldukça düşük görüyorum bu ihtimali. Tabii ki bunu da söyleyeyim. 8. soru transfer durumu. İki de aslında iki tane farklı soru var. Eren Fidan sormuş. Yaratıcı bir orta saha kurmak için yerli kuranı ve bütçeyi düşünerek nasıl transferler yapılmalı? İkinci soru da Yusuf Çakıcı'dan gelmiş. 2015-2016 sezonundaki oyuncu kalitesinden bahsetmiş. Kaç milyon euro harcanır demiş. Transfer tabi çok fazla sorulan ve en çok merak edilen soru. Beşiktaş'ın makas değiştireceğini söyledim. Yani öyle artık proje yapalım, potansiyelli genç bulalım, potansiyelli oyuncu bulalım, alalım, satalım falan. Beşiktaş sanki biraz ondan vazgeçmiş gibi gözüküyor. Biraz daha kariyerli, biraz daha tanınmış isimlere gidecekler gibi gözüküyor. Bunda Icardi'nin gösterdiği performansın, Mertens'in gösterdiği performansın da elbette bir etkisi var. Bu sezon 18 transfer yapıldı. Ben bunu çok eleştirdim. Çünkü bir takım 18 tane transfer yapamaz. Bu çok doğru bir transfer şekli değil. 4 tane baba net çok yüksek katkı sağlayacak oyuncu Alman 18 transfer yapmandan daha iyi. Şimdi bakalım kadroya belli baş yerler oturmuş olsa da hala önemli eksikler var diye düşünüyorum. Birincisi kaleyi Beşiktaş kurtardı. Kalede hiçbir sorun yok. Bu önemli. Sabek, Rose'de problemler var. Oraya bir Sabek alınabilir. Sol Masuak kalınacak kalacaksa sola gerek yok. Çünkü Masuak'u iyi bir solbek. Süper Lig'in üzerinde bir solbek. O yüzden de Masuak'u kalırsa belki Umut Meraş'ın yerine yedeklenebilir. Stoper'de bence ciddi problem var. Tayyip Talay iyi bir stoper ama Koli çok mu üst düzey? emin değilim. Sals'ın gitme durumu var. Wellington gidecek zaten. O yüzden bir stoper takfesi gerekiyor. Orta sahaya mutlaka bir 10 e, numara ve bir de 6 numara böyle biraz daha Badu Endaya tarzı atlet bir alt numara belki oraya gerek de olabilir. Getson Formsol oldu ya da oynamadığında. Kanat hücumcusu mutlaka lazım. Forvet de 3. Forvet Monaco'ya gidecek gibi gözüküyor. 3. Forvet lazım. O yüzden de dış yine ne olursa olsun 4 ya da 5 tane transfer yapacağını tahmin ediyorum. Ama 5 tane iyi transfer gelmesi lazım. 5 tane orta alacaksan baba bir orta sağ alacaksın. Stoper alacaksan şef bir stoper alacaksın. 18-19 tane transfer yapacağını 5 tane transfer yapması lazım. Bu arada sadece transferde bu hikaye bitmiyor. Sergen Yalçı'nın kadrosu hep söylüyoruz. Şampiyon olduğu sene Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Trabzonspor'dan daha güçsüzdü. Şenol Güneş'in 2015-2016 kadrosu 2 sene sonra 3. olduğu kadronun çok daha gerisindeydi. Yani Pepe'lerle, Tarışkalarla, onlarla bunlarla şampiyon olamadı. Ama daha Düşük kadroyla, daha zayıf kadroyla şampiyon olmayı başardı. O yüzden sadece transferde de olmaz. Dengeli bir oyun, dengeli bir kadro kurmak lazım. Dokuzuncu soru Kerem Şen. Her seferinde soruyorum cevap vermiyorsun demiş. O yüzden bunu aldım aslında. Utku Yuvakuran'a sormuş. Utku Yuvakuran'a ne oldu? Tabii gelecek vadeden bir kaleciydi. Dördüncü kaleci durumunda Beşiktaş'ta devam ediyor. Mert 1, Ersin 2, Emre Bilgin 3... Şu anda Utku 4. kalecisi sezon başında Ümrani istedi. Oraya gitmedi. Yedek kalacağını düşündüğü için. Birincilikten isteyenler vardı. Oraya da gitmedi. Çünkü sezon başında bir saçma işte belirsizlik vardı. Mert sakattı. Ersin'in durumu gitme ihtimali vardı. Şans bulabilirim diye düşündü büyük bir ihtimalle Utku. Ama öyle olmadı. O yüzden de Utku da Herhalde sezon sonunda gider diye tahmin ediyorum. Bir sonraki soru gelsin. Kara Duvar. Meşhur Kara Duvar. Ahmet Bolat sormuş Vodafone Park'ta. Kara Duvar projesi gerçekleşecek mi? Bu aynı zamanda iki, ikili bir soru aslında. Bu aynı zamanda Beykoz'daki durumu sormuş. İkisine de ikisini de ilgili çok ciddi önemli bilgilerim var. Kara Duvar mevzusu nedir? Kale arkasındaki koltukların sökülmesi. Dortmund'un yaptığı gibi orada çok sağlam bir taraftar grubunun oluşma hikayesi. Full ayakta izlenen ve sıkı sıkı böyle sağlam omuz omuza dedikleri e, izleme şekli. Yani koltukta değil ayakta durarak izleme. Bu böylece hem sıt atmosferi güzelleşiyor hem tribün kapasitesi artıyor hem daha sert bir ortam oluşuyor. O yüzden de kulüpler bunu istiyor. Beşiktaş bunu istiyor. 3 tane kulüp federasyonu bunun için başvurdu. 1 Beşiktaş, 2 Galatasaray, 3 Göztepe. Bu kulüplerin öncelikle statik bir kontrolden geçirmesi lazım tribünleri. Beşiktaş bunu geçirdi. Statik kontrol nedir? Dayanır mı, dayanmaz mı? Çünkü o tribün atıyorum 8000 kişilikse eğer koltuklar kalktığı zaman oraya 13.000 kişi alınıyor, 12.000 kişi alınıyor. Orası 12.000 kişi kaldırır mı? Bunun ölçümü yapılıyor. Bu raporu Beşiktaş aldı. Tribün dayanıklı. Yani kara duvar yapmaya müsait bir tribün olduğunu Beşiktaş gördü. Bunun dışında sonra ne yapıldı? Sonra TFF'ye başvuruldu. Şimdi TFF'nin bu konuda bir talimatname yayınlanmasını, yayınlamasını bekliyor Beşiktaş. Farklı yöntemler var. Koltuklar her maç öncesinde sökülür. Avrupa maçlarında takılabilir. Bunun dışında kilitli koltuk modeli var. Koltuğu yukarı çekiyorsun, kilitliyorsun ve böylece açılmıyor. Herkes ayakta seyretmek zorunda kalıyor. Çeşitli yöntemler var Avrupa'da. Dortmund'da bunlardan bir tanesini uyguluyor. Bu arada bu tribünün sadece üst katta geçerli olduğunu hem Galatasaray'ın stadı için hem, hem Beşiktaş'ın hem Göztepe'nin bu sadece üst kat için geçerli. Alt kata izin verilmiyor. Alt katın koltuksuz olmasına izin verilmiyor. Üst kat koltuksuz olabilir. Beşiktaş da bunun hazırlıklarını yapmış vaziyette. Proje hazır vaziyette TFF'den Talimat daminin çıkması bekleniyor. Güzel bir ortam orada kara duvar büyük bir ihtimalle Beşiktaş. Bütün herkes siyah formayla gelecek oraya ve orada bir iyi bir atmosfer oluşturulacak diye tahmin ediyorum. Beşiktaş TFF'nin kararını tahmin damisinin bekliyor. Beykoz kısmına gelince önemli gelişmeler var. Beşiktaş tesis'i projelendirmiş durumda. Ne demek o? Kaç bina olacak? Binaların içinde neler olacak? Kaç tane tesis olacak? Kaç tane saha olacak? Bunların planı, tesisin büyüklüğü falan hepsi yapılmış vaziyette devletle görüşmeler devam ediyor. Şimdi bu kaç bina yapılacağı, kaç tane sağ yapılacağı gönderilmiş vaziyette oradan devletten onay bekleniyor. Onay çıktıktan sonra inşaat başlayacak. Onayın çıkacağı işte Mayıs ayı deniyor ama tabii ki seçimler var, o var, bu var. Biraz daha sarkabilir, ne olacağı bellidir, biraz daha uzayabilir ama... En geç benim tahminim en geç bir sene içerisinde bununla ilgili bir onay çıkar diye belki daha derken bir onay çıkar diye tahmin ediyorum. Çıktığı anda inşaat başlayacak. Planlama şu maliyeti Beşiktaş'a bu arada 3 milyon euro civarında bir maliyeti var tesisin Beşiktaş'a. Plan U17, U19 ve kadın futbol takımlarının orada Beykoz tesislerinde e, işlevlerini görmesi. 3 tane saha yapılacak bir tanesi tribünlü minik bir stat yapılacak oraya. Yine takımlar maçlarını yapabilsin diye iki tane antrenman sahası yapılacak. Bir tane kapalı saha olacak kapalı saha robotik sistem ayaksız olduğu gibi yani oyuncular için özel ölçümlerin yapılacağı, teknolojinin kullanılacağı kapalı bir sahada yapılacak. Özel kamera sistemiyle, robot sistemiyle izlenilecek. Bir de sponsor görüşmeleri yapılıyor. Tesisin adının ne olacağına ilişkin Beşiktaş bir sponsorla anlaşmaya çalışıyor. Burada işte şu an tamamen atıyorum stat üzerinden örnek vereyim. Vodafone işte Beykoz Vodafone Beşiktaş tesisleri gibi. Nasıl Nevzat Demir tesiri varsa isimden öte 5 yaş orayı satmaya çalışıyor. Bunun dışında sağların da isimlerini satmaya çalışıyor. Oradan bir gelir elde etmeye çalışıyor. O görüşmeler de devam ediyor. Ancak projenin en azından proje kısmının en azından tamamlandığını şu anda izin beklendiğini söyleyebiliriz. Bunlar önemli bilgiler. Birebir muhataplarından aldım. 11. soru Lanzini. Çok soruluyor. Seneye 10 numara Lanzini düşünülüyormuş. Nasıl bir transfer olur? Bence daha iyisi alınabilir demiş. Lanzini iyi oyuncu. Yakından bildiğimiz bir oyuncu. Bir için 2013'lerde 14'lerde çok aşırı istediği Önder almaya çalıştığı bir oyuncu. Çok uzun yıllardır West Ham'da oynuyor. Bir işte gitti bir ara Arap Yarımadası'na. Oradan geri geldi kiralandı ama geri geldi. Premier Lig'de 200'e yakın bir maça çıkmış. 10 numara mevkinde oynayan ama son yıllarda özellikle sol öne biraz daha evlen bir oyuncu. 10 yıl önce bir süperstar adayıydı. Beşiktaş da onu süperstar adayı olacağı için istemişti. Onu yapamadı. O eşiği bir türlü geçemedi. West Ham'da fena sezonları yok ama zaman zaman da ciddi düşler yaşadı. Yedek kaldığı dönemler oldu. Sakatlık yaşadığı dönemler oldu. Bu seneki performansa baktığımızda sadece ve sadece Premier Lig'de 144 dakika oynamış durumda. O yüzden de sözleşmesi bitiyor ve West Ham yenilemeyecek gibi gözüküyor. Beşiktaş'ın gündemine geldiği ifade ediliyor. Bunu kulübe sorduk. Asla öyle bir durum yok. Asla öyle bir görüşme olmadı. Öyle bir ilgimiz de yok deniyor etkili bir oyuncu aslında. Kısa bir oyuncu, çabuk oyuncu, çalım atabiliyor, işte gol atabiliyor, iyi bir oyuncu. Ama ben Beşiktaş'ın 10 numara hedefinin Anderson Talişka olacağını düşünüyorum. Beşiktaş Anderson Talişka'yı getirmek için yoğun bir mesai harcayacak. Lanzini ile bir temas sağlanmamış durumda. Lanzini gündemde hatta şu anda yok. Bir numaralı hedef Talişka. Talişka olmazsa başka hedeflere yönlenebilir ama ben Beşiktaş'ın öncelikli hedefinin Talişka olduğunu söyleyeyim. Buradan da herkese ilan edeyim. 12. soru Ilgaz Şuyun sormuş. Fenerbahçe ile ilgili bir soru. Fenerbahçe şampiyon olur bir şekilde. Jesus kalmaya devam ederse Fenerbahçe 3'lü savunmaya hangi takviyeleri yapar? Enteresan bir soru. Bayan Münih örneğini de vermiş. Ilgaz kardeşim teşekkürler. Ben mevzunun 3'lü ya da 4'lüye sığdırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben öyle bakmıyorum. Artık iyi oyun var kötü oyun var. iyi kadro var kötü kadro var. Kadron uygunsa muhteşem bir üçlü savunma yapabilirsin. Kadron uygunsa üçlüden çok daha iyi dörtlü yapabilirsin. Burada kadronun nasıl olduğu önemli. Fenerbahçe niye üçlüde problemleşiyor? Çünkü Samet Zalai, Serdar üçlü oynayabilecek stoperler değiller. Hoca bunda ısrar ediyor ve bana göre yanılıyor. Doğru yapmıyor. Ee, örneğin Kim Minje'yi tutarsın. Zalai kalır. Bir de yanlarına atlet ve hızlı bir stoper alırsın. Muhteşem bir üçlü uyumu olur çok da işe yarar, çok da iyi oynarsın. Ama doğru stoperlerle doğru kurguyu oluşturmak lazım. Fenerbahçe biraz orada sorun yaşıyor. Yani kadrosu bana göre stoperleri kadrosu demeyeyim. Kadro aslında uygun iyi kanat bekleri var. Ama stoper kadrosu Üç diye uygun değil gibi gözüküyor. Bunda da hoca ısrar ettikçe Fenerbahçe puan kaybetmeye devam ediyor. Guardiola bununla ilgili çok net bir örnektir bana göre. Ne dedi? Ben forvetsiz oynuyorum. Uzunlar öyle başarılı oldu. Ben 9 numara istemiyorum dedi. Uzunlar başarılı oldu ama bir türlü Şampiyonlar Ligi'ni alamadı. 9'suz Şampiyonlar Ligi'ni almak, Benzema orada atıp dururken almak zor. Onu gördü. Halandı transfer ettiler ve bir anda 9'lu sisteme döndü. Burada asıl olan şey aslında sistem değil doğru oyuncu kadrosu, doğru kurgu diye düşünüyorum. Jorge Sus burada biraz bocalıyor. 13. soru Beşiktaş altyapısı ile ilgili yine çift soru, tek cevap. Rügar sormuş. Beşiktaş altyapı oyuncuları neden aynı veya anlaşmalı olduğu yabancı kulüplere göndermiyor demiş. Yusuf Yavuz da benzer bir soru. Dembaba üzerinden aynı soruyu sormuş. Beşiktaş'ın eski oyuncuları neden iyi kullanmıyor şeklinde doğru bir soru. O zaman bir müjde vereyim. Dembaba'nın biliyorsunuz Senegal'de bir kulüp aldığını zaten Biliyorsunuz hepiniz ve adı Amitie. O da Fransızca arkadaşlık demek Amitie. Bir kulüp aldı Dembaba ve Beşiktaş'la bir protokol imzaladılar. Hayırlı uğurlu olsun iki taraf için de. Beşiktaş Afrika'daki yetenekli oyuncuları o kulübe gönderecek ve orada eğitim aldıktan sonra, orada kendi geliştikten sonra transfer edebilecek. Biliyorsunuz 18 yaşından ufak oyuncuyu kendi ülkesinden getirmek zor. UEFA buna izin vermiyor. Belli kurallar var. Anne baba işte belli Anne baba futbol dışında o ülkeye yerleşmiş olacak. İşte ne bileyim iki ülke AB ülkesi olacak o zaman izin var falan. Belli başlı kurallar var ve Beşiktaş veya herhangi bir Türk takımı kolay kolay 18 yaş altında, 15 yaşında, 14 yaşında bir e, genç oyuncuyu, bir genç bir Afrikalıyı, Brezilyalıyı buraya getiremiyor. E, UEFA, FIFA bunu biraz çocuk istismarı gibi görüyor. Yani çocuk oyuncuyu kandırıp getirme gibi görüyor ve buna müsaade etmiyor. O yüzden de kulüpler biraz burada mağdur. Ne yapıyor Avrupa? Özellikle Porto'nun ve Ajax'in yaptığı uygulama işte Beşiktaş'ın yaptığı uygulama aynı. Bir kulüple anlaşıyorlar ve Afrikalı oyuncuları, Brezilyalı oyuncuları o kulübe transfer edip beğendikleri potansiyel olan oyuncuları o kulübe transfer edip 18 gibi de sözleşmeyi imzalıyorlar. Beşiktaş bunu yapacak. Senegal üzerinden Afrika'da bulduğu, Dem Baba'nın bulduğu ya da scout ekiplerinin bulduğu genç oyuncuları 15'lik, 16'lık, 17'lik oyuncuları buraya transfer edecek ve burada da e, belli bir seviyeye geldikten sonra, 18 olduktan sonra eğer iyi ise Beşiktaş oyuncuyu direkt kendisine alacak böyle bir protokol imzalanmış vaziyette. İyi iş bence. Dediğim gibi Portu'nun, Benfica'nın, Ajax'ın çok yoğun uyguladığı bir sistem. Hatta Türkiye'nin çok ya yani Beşiktaş'ın çok geç bu sistemi kendine aldığını görüyoruz. Her yine de e, hani derler ya geç olsun güç olmasın diye yine de doğru bir hamle. O yüzden de ilerleyen dönemde ilerleyen yıllarda 5 altyapısında yapısında 18 yaşında Afrikalı genç yetenekli oyuncular görme ihtimalimiz var. Bir sonraki soru Umut Aslan Onur Butun der performansını eleştirenlerdensin diyor. Evet eleştirdim. Rosie'nin geri, geri, dönmeyecek havası var. Ne olacak diyor. Eleştirdim. Kötüyü de olur. İyi performans sergilemedi. Rosie'nin dönmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Rosie'nin daha fazla özel, daha net bir bek olduğunu. Onun zaten orta sahadan bozun bir bek. Rosier bek gibi bek yani. Sağlam bir bek ama biraz o da Hoca Nezdinde kredisini azaltmış vaziyette. mutlu değil. Hoca onun performansından mutlu değil. Hoca onun çalışma temposundan, disiplininden çok fazla mutlu değil. Rosier Size gibi bir oyuncu değil. Size Hoca ile problem yaşasa da profesyonelce çalışmaya, sorun çıkartmamaya devam ediyor. Rosier biraz daha Karakter olarak zaten çocuk gibi. Hani sevinci de çok yüksek, coşkusu da çok yüksek. Oynadığı zaman heyecanı da çok yüksek. E tabii ki öfkesi de kızgını da yüksek. O yüzden de bu tip olumsuz durumlarda daha fazla içine kap kapanıyor. Daha fazla küsüyor. Daha fazla umursamaz hale geliyor. Ee, orada çözülemem bir problem var ne yazık ki. Rosie'yi ben olsam oynatırım. Yani ben Rosie'nin kazanılması taraftarıyım. Ancak şu anki görüntü çok da öyle değil. Onur Bulut oynamaya devam edebilir. Hoca kafasında çok net ya da daha doğrusu Rozier ciddi bir aşama kaydetmezse. Rozier tekrardan işe çok sağlam sarılmazsa sanki orada problem var gibi gözüküyor. Bu gidişle de eğer bu şekilde giderse de sezon sonu Rozier Rozier yollar ayrıda bir yani gelecek sezon planlamasında Rozier'in olmama ihtimali bayağı konuşuluyor Burada artık iş biraz oyuncuda biraz hoca da belki biraz daha fazla oyuncuda oyuncu bir şekilde kendini göstermek zorunda iyi oynamak zorunda Onur bulut kötü oyuncu değil bence iyi atentif ama bek konusunda Rozier'in iyi yani iyi bir formda bir, bir Rozier'in Türkiye'de bence muadili yok Redmond sormuş Kerem Aksak bir diğer soruya geçtik e kötü oyuncu değil zaten yani Redmond'ın sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsun demiş kötü oyuncu değil. Bunu hep söyledik. Birçok yerde söyledik bunu. Baya ee, bayağı tepki de aldık. En uzun hani kendimi övmeyeyim de en uzun savunanlardan biriyimdir. Ben de Şenol Güneş döneminde 3 maç üstte Beşiktaş kazanamadı ya. O dönemde kesmiştim o modu. Yani Redmond sen de iyi iyi diyoruz ama e, oynamıyorsun kardeşim o zaman sen de sezon sonunda gidersin demiştim ben de. Valla o 3 maçtan sonra çok yüksek bir tempo yakaladı. Attığı goller, sağdığı katkılar çıkışa geçti. Şunu unutmamak lazım kimseye Premier Lig'de 264 tane maçta oynatmazlar bedavadan. Kötü oyuncu oynatırlar mı 264 maç? Çok büyük bir rakam. Ee, kötü oyuncu demek baya bir cehalet onu söyleyeyim. İyi oyuncuydu uyum sağlayamadı diyebiliriz Beşiktaş'ta olmazsa. Tabi o da çok az yerinde oynadı. Yani Redmond'a baktığımız zaman sol ön oyuncusu ve sol önde genelde işte Cenk oynadı, Valerian döneminde Enkudu oynadı. Bir türlü istediği yerde oynayamadı Redmond. Ee, bana göre sözleşme konusunda bu derbiyle beraber ciddi bir avantaj sağladı kendine. Çünkü taraftar da, camia da, teknik heyette vay be dedi. Yani bu oyuncuyu belki de kaçırmamak lazım dedi. Bir istek oluştu sözleşmeyle ilgili. Ama tabii sürekliye bakmak lazım. Bundan sonra kalan maçlarda 8-9 maçta bir asist yapacaksa tabii ki kalmasın. Ama gidip de 3 gol, 5 asist, 6 asist yapacaksa e, kalabilir. Çünkü önemli bir potansiyel olduğunu, maç kurtarabilecek bir adam olduğunu, bazen 11 ama 11'de olmasa ve yedek kulübesinden girip maçı değiştirebilecek bir silah olduğunu çok net bu derbide gösterdi. Bunun dışında hocanın da oyuncuya sıcak olduğunu biliyorum. Yani orada Rozier ve Saiz durumu yok. Hoca bayağı oyuncuya sıcak. O yüzden de devam ettirilme ihtimali yüksek. Tabii ki bundan sonraki haftalarda ne yapacağına görmek lazım. Son soru. Shinji Kaan. Kazancı'yı sormuş. Ceyhun Kazancı başarısız deniliyor ama yaptığı transferlerin başarı oranı o kadar kötü değil demiş. Böyle bir yorum yapmış. Tek tek bahsetmiş oyunculardan. Bunun altında bile bir sürü tartışma çıkmış. Yani yorumun altında. Ceyhun Kazancı hiç, durdurma, hiç, durmadan en başından bir yana tartışılmaya devam eden bir figür Beşiktaş'ta. Nereden baktığıyla yani nereden bakıyorsa olayı biraz onunla ilgili. Tabii ki en büyük eleştiri Valerian yani İsmail konusu. Ee, ama burada ben açık konuşayım hatayı sadece Cem Kazancı'da değil ben yönetimlere buluyorum. Çünkü verdiğim para yani oluşturduğun rakam hani teknik direktörlük için ayırdığın rakam 1 milyon civarı olsun. Ya yani maaşı 1 milyonu geçmesin maaşı 1.2 olsun falan dersen e gidilir. Pinario'ya gidilir. Başka kime gidilir? işte gidilir. valeri Valerian İsmail'e gidilir. Yani daha olabilecek potansiyel gösterebilecek hocalara gidilir. Yani eğer verirsen 3-4 milyon o zaman Roger simite gidilir. O zaman daha büyük hoca, o zaman Deservier'e gidilir. Yani iyi hocalara gidilir. Orada Beşiktaş yönetimi gereksiz bir tasarrufa gitti. Gereksiz bir eli sıkılık yaptı. Biraz e, bu açıdan bakmak lazım Ceyhun Kazancı olayına. Sonuç itibariyle evet Valen İsmail burada tutmadı. Onu kabul ediyorum ki tutmaması da ayrı bir hikayedir. Çünkü Valen İsmail tarzı hocalara burada 2 sene, 3 sene vakit vermek lazım. Bunu yapamadı. Ama o kısımdaki eleştiriyi sadece Ceyhun Kazancı, Pinerio konusu konusunda aynı. Yani sonuç itibariyle Beşiktaş'ın bir de başkanı ve yönetim var. Bu kadar düşük seviyede Pinario, Valen İsmail, o zaman dur dur diyeceksin. Ben daha büyük hoca, daha iyi hoca istiyorum diyeceksin. Rakamı arttıracaksın. Bunu unutma bunu unutmayalım. Topçulara baktığımız zaman İyilerden başlayalım. Ve Gorsa kimse kötü diyebilir mi? Bence diyemez. E, Getson'a kötü diyen var mı? Bence iyi transfer. Size tartışılıyor. Bence iyi oyuncu. Dünya Kupası'nda bunu gördük. Premier Lig tecrübesiyle. Masuaku bence formunu bulduğunda e, Süper Lig'in çok daha üzerine bir sol bek ki yapın bir 6-11. Süper Lig'in 6-11'ini yapın arkadaşlar. Kimi koyacaksınız sol beke? Yani Masuak'tan daha iyi oynayan ve performans gözlerinden oyuncu yok. O yüzden Masuaku da iyi kötü oyuncu değil bence. Ee, Redmond formunu bulduğunda iyi işler yapabildiğini Bir derbiyi bile tek başına çevirebildiğini gösterdi O yüzden de yani gelen oyunculara baktığımızda 5 tane oyuncu saydık 5 tane iyi oyuncu saydık Tartışmalı isimler var mı elbette var Delali tamamıyla patladı ee, Bir kumardı zaten bir riskti Olmamış 3 yıldır yapamayan bir oyuncuydu Patladı ee, olmadı Ama onu Beşiktaş biraz yıldızımız olsun diye almıştı bence Muleka var tutmadı onunla ilgili az önce bahsettik ama piyasası var Beşiktaş ondan zarar etmez. Emre Can ve Kerem Atakan Keskin en çok eleştirilen transferler biz de zaman zaman eleştirdik. Beklenen veremedi doğru. Ancak onların da ilk 11 transferi olmadığını, bir alternatif transfer olduğunu da hatırlamakta fayda var. Genel toplama baktığımızda 5 tane iyi oyuncu var. Bir tane delali riski tutmamış. Muleka patlamış ama satılabilme ihtimali var. E, tüm bunlara baktığımızda çok da başarısız bir ben çok şey demem ya Cem Kazancı mahvetti bitirdi falan demem. Sonuç itibariyle hikayenin kahramanı Ahmet Nurçebi. Şampiyon olduğunda Sergen Yalçın en az hoca kadar övgü aldı Ahmet Nurçebi. En az hoca kadar bu transferleri Gezal'ı getirdiği için, Rozi'ye getirdiği için övgü aldı. O yüzden de bir hoca gelirken elbette futbol direktörüne veriyorsun o şansı ama o zaman diyeceksin ki ya bu kadar hani ben şampiyonluktan hoca istemiyorum Ceyhun Bey. ...bana bunu hoca getir... ...al şu 2 milyon euroyu dersin... ...ona göre hoca getirilir diye düşünüyorum... ...orada direkt tüm ihaleyi vermem... ...elbette eleştirilecek birçok kısım var... ...elbette... E, işte ...emrecan transferi... Işte ...birçok transfer birçok konuda eleştirilebilirsiniz... ...ben eleştirilmesini demiyorum... ...ama valeryan kısmını ayırırsak... ...futbolcu bazında çok kötü oyuncular... ...üstelik bonservisiz falan geldi... ...bu oyuncuların çok büyük kısmı... ...ben 5 çok kötü... E, ...kadro kurgusunda... ...kadro mühendisliğini eleştirebilirsiniz ama birebir oyuncu anlamında kötü işler, o kötü oyuncular gelmediğini düşünüyorum. Ahmet Nurçe kaldıkça da Cem Kazancı devam eder. Yani gelecek sezon olacak mı olmayacak mı sorusu çok fazla soruluyor. Cem Kazancı devam eder ancak orada tek seçici ve tek yetkili değil artık. Şenol Güneş'in istekleri var. Emre Koca daha da büyük bir ihtimalle transferin içindedir. Ee, geçen seneye oranla biraz daha yetki paylaşımı olacaktır ama ben e, sanki başkan devam ettikçe Ceyhun Bey'in de devam edeceğini düşünüyorum. Soru cevap videomuzun sonuna geldik. Sizler de alta yorumlarınızı yaparsanız ve daha da önemlisi video izlenirse soru cevaplara devam edeceğim. İzlenmeyince biraz moralim bozuyor, yapasım kalmıyor. Onu da söyleyeyim. Ee, sizlerin yorumlarını bekliyoruz. Hepinize tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.